Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Aselsan hisse analiziyle tekrar karşınızdayız. En son yaptığımız hisse analizinde 25-20'lik bu direnç bölgesinde kırmaya çalışan hissenin teknik olarak yukarıdaki üçlü tepe bölgesine doğru hareket etmesi gerektiğini zaten paylaşmıştık daha önce videolarımızda. Şimdi teknik olarak cuma günü ve bugün yapılan yukarı yönlü hareketle birlikte ve bu hareketi hacimle birlikte destekleyerek üst bölümde bulunan 29.06 direncine oldukça yaklaşmış durumda. Teknik olarak bu bölgeyi hemen hemen şu bölge 29.06 en yüksek gördüğü yer 29.04 ile bugün bir tıkı altında hemen hemen test etmiş durumdayız ve bize teknik açıdan bu bölgede üçlü bir tepe alanı, güçlü de bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmış durumda. Daha önce biliyorsunuz bu bölgedeki bir filama çalışması olduğunu bahsetmiş. Kırılımda hisse fiyatlamasını zaten biz de eşlik etmiştik. Bu bölgede takılmayla birlikte hisse fiyatlaması şu an için tekrar zirve bölgesine geldi ve son durumda baktığımızda şu bölgede yaklaşık 4 ay süren bir çanak oluşumuyla karşımıza çıkmış durumda. Teknik açıdan şimdi arkadaşlar önceki filama hedefi devam edip bu bölgede bir çanak onayına mı dönecek iş? Onu hep birlikte göreceğiz. Görüntüsel bakarak gördüğünüz şekil, hani bu bölgenin filamayı devam ettirip üst bölgede 31 liralara kadar hedefimiz neymiş? 31.60'lar. 31.60'lara kadar giderek bu üçlü direnç bölgesini geçip daha sonrasında şu bölgedeki yaptığı son çanak bölgesini üst bölüme doğru taşıması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da en hızlı şekilde genelde arkadaşlar biliyorsunuz çizim araçlarında hemen şöyle elips alarak kullandığımızda hemen şu yarıçapı oluşturup dairenin büyüklüğünü ayarladığımızda bize katlama oranlarını veriyor. Çanak katlama hedeflerini vermiş oluyor. Teknik açıdan da yukarıdaki bölüme de eğer dış çapın üzerine bir yatay çizgi attığımızda bu bölüm şayet geçilirse 29.06 üzerine atar, burada bir onay bölgesi yaşar, daha sonra tekrar yukarı doğru ivmelenirse hisse fiyatlamasının 39'lu rakamlara doğru gitme ihtimali oldukça mümkün gözüküyor. Zira mevcut durumda Aselsan hissesinin biliyorsunuz teknik açıdan rally'ye çok da eşlik etmediğini görüyoruz. Hani en son kırılım Ağustos ayının başında 23 liradan şu an için 28 liralara gelmiş durumda. Hani 5 liralık %10-15'lik bir prim yapmış durumda Ağustos ayı boyunca diyelim. Bu bölgenin kırılımıyla birlikte tekrardan üst 39'lu zirvelere gitme ihtimali söz konusu olacaktır. Teknik açıdan baktığımızda osilatörlerimiz de bu gücü destekler manada üst bölümlere, aşırı alım bölgelerine girmeye çalışıyor. Özellikle RSI'nin yarın 70 üzerine atabiliyor olursa teknik açıdan bahsettiğimiz böyle güçlü mum serisini devam ettirip üst bölüme atabilir de 29.06 seviyesinde bu bölgede onay çalışmalarını da tabii yaparak bakalım aktif olarak çanak katlamaya gidebilecek mi? Yani şu bölgede dediğim gibi satışlarla, kar satışlarıyla karşılaşmayacağına dikkat etmek gerekiyor. Yakın destek bölgelerini takip ederken ise fiyatlamasında teknik açıdan biliyorsunuz 5 günlük ortalamaları ben yakın takip seviyesi olarak izliyorum. Şu anda baktığımızda 27.16 o bile oldukça aşağıda kalmış. Gerçekten 2 günde oldukça hızlı bir kaçış mumu gerçekleştiren Aselsan hissesi ortalamaları da biraz aşağıda bıraktı. Umalım ki yarın yine güçlü bir atakla şu üst bölüme geçsin ve ondan sonra bu bölgede yatay takılarak biraz osilatörleri soğutup EMA'ların da kendisine yaklaşmasını beklemesi mantıklı bir hareket olabilir. Bu bölgeyi tabii ki alımlar güçlenirse hızlı da geçebilir arkadaşlar. Her ne kadar 5 günlük ortalamanın mesafesi uzun olsa da EMA 21'den çok da uzaklaşmış olsa da teknik açıdan bizim biliyorsunuz filama hedefimiz 31.50'ler. Mevcut durumda ilk etapta bu 31.50 hedefine doğru gitme arzusu içerisinde olduğunu düşünüyorum ki hacimler de bunu destekliyor. Şu bölgedeki alım hacimlerinin oldukça güçlü, satış hacimlerinin yarılarda kaldığını görüyoruz. O yüzden akım yukarı doğru devam etme eğiliminde olduğunu net bir şekilde bize ifade etmiş oluyor. Teknik açıdan yine bu bölgede EMA serisine baktığımızda tüm EMA serisini güçlü şekilde yukarı doğru kırdı. EMA 21 ve 5'i peşine takıp yukarı doğru sürüklemeye çalışıyor.
Teknik açıdan kapanış 28.78'de olduğu üzere yine Hull sistemle şöyle bir değerlendirme yapalım bakalım Hull sistem ne demiş bize. Teknik açıdan yine Hull sistemde de baktığımızda arkadaşlar şöyle bir saniye. Ekranı büyüterek daha net görmemizi sağlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi Hull 14, 26, 18, 26, 44'te Hull 50 var. Daha yakın mesafelerde takip etmek isteyenlere 4 saatlik ve hatta 2 saatlik, 1 saatlik grafikler ortalamaları takip seviyelerini yaklaştıracaktır arkadaşlar. EMA ortalamalarını bu şekilde de takip edebilirsiniz. Mesela 4 saatlik EMA 5 28.08'de 1 saatliği alırsak bakalım ne oluyor. 1 saatlikte daha 28.68'de ve EMA 21'i takip etmek gerektiğini düşünüyorum ben her zaman. 27.72 hisse fiyatlaması saatlik periyotlarda bile EMA 21 oldukça uzakta kalmış. Hani dikine çok hızlı bir kaçış gerçekleştirdi gerçekten. Hani teknik açıdan şu bölgede hani saatlik periyotta bakın şurada bir V yapmış. Hani bu V'nin onayına gelme ihtimali her zaman için olabilir. Teknik açıdan bir önceki zirve her zaman için bir onay seviyesi olarak hissede takip edilebilir. Yakın temasıyla baktığımızda 27.90 ve 29.06 bölgesinde burada bir rezonans yaparak hisse fiyatlaması bir flama oluşumuna da gidebilir arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmeyelim. Teknik açıdan böyle bir yakın bilgi de vermiş olalım. Zira gördüğünüz gibi RSI ve bizim yine güzel sevdiğimiz indikatörlerden momentum indeksimiz teknik açıdan aşırı alım bölgesinde. Bu bölgede kar satışları gelme ihtimali her zaman için tedbirli şekilde devam edilmeli. Tabii ki formasyon gereği bu dinlenmeler kaçınılmaz ve olmalı ki hani geçtiği zirveleri onay bölgelerini çalıştırarak zemin yaparak tekrar yukarı doğru hedeflerine gidebilsin. Evet arkadaşlar, kısaca bu şekilde paylaşmış olduk. Umarım dediğimiz gibi yukarı yönlü hareketlerini devam ettiren hisse fiyatlaması teknik açıdan üst bölümdeki çanak katlama hedefine de giderek uzun zamandır çok atıl kalan, çok geri kalan bu hisse fiyatlamasında gerekli gördüğü değerlere ulaşabilir. Zira baktığımızda 2021'in son döneminden beri hani bir çanak oluşumu derdik buna, sonra yine bir çanak falan fincan da kulp derken uzattıkça uzadığı işi son bölümdeki 4 aylık çanağı zaten biraz önce anlatmıştık. Evet, çok da videonun süresini uzatmaya gerek yok. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.